Biz tüm adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu eminim sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa, bunlar hemen rahatsız oluyor. Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlara ben harekete geçiyorum. Atlasyan dedikodularla ekonomide bin bir üstünde temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık? Bunları adeta hafakanlar basıyor. Projenin maliyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı? Bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Milli çıkarlarımız bakımından böylesine kritik bir hususta dahi yalan yanlış ithamlarla kafaları karıştırmaya çalışmaktan geri durmuyorlar. Ey muhalefet! Ne yaparsanız yapın. Uzaya füzeler gitmeye devam edin. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada, bütün her yerde inşallah savunma sanayimizle gövde gösterimizi devam ettireceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışırken de sınırlarımızı hedef alan terör örgütleriyle casperane mücadele ederken de aynı habis zihniyetin çelmeleriyle karşılaştık. Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan, ister düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı ruhun çıkardığı gürültü çoğu kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletimizle birlikte sevinip, milletimizle birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremedik. Bugün de olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı sektöre uğratmaktan ilk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açmanın peşindeler. Eskiler doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Hamdolsun milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı işlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz de çeşitli vesilelerle bozguncuların ve fitne odaklarının fuarlarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Mali seçimler öncesi bu tür bozgunculuk çabalarının artacağı açıktır. Kaybettiklerini gördükçe daha da çirkinleşecekler. Tüm yolları denemekten, tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir. Türkiye ekonomide, uluslararası yatırımlarda, teknolojide, diplomaside,
terörle mücadelede başarı çıtasını yukarıya taşıdıkça şüphesiz kaostan ve sikarsızlıktan beslenen ülke ve millet düşmanları boş durmayacaktır. Ama biz bu oyunlar karşısında artık tecrübeliyiz, dirençliyiz. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Şu geçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bizim hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş ve dönüş asla olmayacaktır. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitnet tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi güçlendirmenin, çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açmanın, bilhassa muhalefetin yönetimi altında yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak en büyük önceliğimiz şehirlerimize kazandıracağımız projeleri vatandaşlarımıza getireceğimiz hizmetleri anlatmaktır. Kendi siyasetlerini yalandan, iftiradan, riyakarlıktan, şövmenlikten, kirli işbirliklerinden ibaret görenlere inat, eser ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceğiz. Bunu yaparken bozguncuların ve kriz tellallarının maskelerini düşürmeyi de elbette ihmal etmeyeceğiz. Unutmayın, niyet hayır, akıbet hayır diyerek 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Son 4 yıldır partimize yeni üye yapmada liderliği kimseye bırakmayan Ankara teşkilatımızın 31 Mart gecesine kadar sergileyeceği gayretle tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti adayları, gerek Milliyetçi Hareket Partisi adayları için aynı samimiyetle ve azimle çalışıp tabalayarak sandıkta netice almanın yoluna bakacağız.